Merhaba değerli izleyenlerimiz. Hilal Özdemir'le Başarı Yoluna hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün çok zarif bir hanımefendi ile birlikteyiz. Kendisi biyoenerji uzmanı Sayın Nurdan Çam hanımefendi. Efendim hoş geldiniz. Hoş nasılsınız Nurdan Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz izleyenlerimize? Tabii ki. Ee, i̇smim Nurdan Çam. 10 ee, yıldır spiritüel alanla ilgileniyorum. Harika. Ee, en sevdiğim e... konu. En sevdiğim alan. <laughs> evet. Yani e, üç çocuk annesiyim. <laughs> Maşallah. Asıl mesleğim hemşirelik. Oo, harika. Ee, ama bunun yanı sıra spiritüel alana ilgi duydum. O, bu yönde işte insanlara yardımcı olmak e, ee, çeşitli tedavi yöntemleriyle ilgili falan eğitimler aldım. Eğitmenliklerim de var. Harika. Böyle devam ne Ne eğitimleri aldınız? Ee, R2, R2, e, Biyoenerji reiki, kundalini reiki, biyoenerji, bilinçaltı terapileri. E, bunlarla ilgili eğitmenlik eğitimlerini de aldım. Harika. E, ee, Biomatrix, Aura Cerrahisi, Şambala, hepsinin eğitimini aldım. Eğitmenliklerim de bir kısmında var. Harika efendim. Peki e, işinizle ilgili bize biraz detay verebilir misiniz? Tabii ki. Nedir e, bu e, ne dediniz? Matriks? Avro -cerrahisi, cerrahisi. Yeni bir sanıyorum avro cerrahisi dediğiniz nedir? E, bu Yeni da yine şey biyoenerji e, grubuna giriyor ama hani daha bir üst e, segment olur. olarak anlatabilirim. E, Biyomaltriks'te işte bilinçte hani enerjisel alanda kişinin enerjisel alanında e, bilinçte farkındalık yaratarak dönüşüm yapma sanatı oluyor. E, vücudumuzdaki işte hücrelerimize e, yanlış kodlanmış olan bilgileri e, farkındalık yaratarak dönüştürüyoruz. Hı hı. E, aura Cerrahisinde yine aynı şekilde işte hastalıkların oluşmuş olduğu bölgelerde. Bizim şeylerimiz var. İşte cerrahi aletlerimiz var. Yine bu konuyla ilgili uyumlanmış küçük kutumuzda cerrahi aletlerimiz var. Bunlarla kişinin enerji alanı üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ama tabii ki hani cilt dokusu üzerinde kesme biçme olarak falan bir şeylerimiz yok. Sadece evet. enerjisel alanla alakalı yapıyoruz. Ve çok güzel dönüşler elde ettik bu tedavi yöntemiyle de. Harika. Hı hı. Peki efendim e, neden nasıl oldu da hemşirelikten bu alana geçtiniz ne etkiledi sizi ne etken oldu biraz açıklamak ister misiniz? Tabii ki e, ya ben hani hemşireliği seçmemdeki amaç da zaten e, sağlık sektöründe olunca hani böyle insanların dertlerine derman olmak yardımcı olabilmek hani bu hep benim içimde var olan bir şeydi. Evet. E, i̇şte yaklaşık bir 10-12 sene önce hani kendim e, yaşamış olduğum e, bazı problemlerden dolayı biyoenerji seansı almaya karar verdim bir arkadaşımın e, tavsiyesi üzerine. Hı hı. Ben de o zamanlar hani bu konularla ilgili çok bir bilgim yoktu açıkçası. E, aldığım seans sonrasında gerçekten hani o kadar güzel dönüşümler yaşadım ki ya bunu ben de yapabilirim, ben de yapmalıyım. Başka insanlara yardımcı olabilmeliyim. Hani zaten bu şeydir böyle bir ağ gibi birbirine dokunarak evet. genişletebildiğin Doğru. güzel bir pozitifliktir. Ee, bu şekilde başladım. Çok da güzel gidiyor. Hani Harika. Harika. Severek yaptığım bir iş. Peki efendim size gelen talepler en çok hangi yönde diye bir soru sormuş izleyicimiz. Cevaplar. Tabii ki. Evet. Yani birçok alanda tabii ki e, başvuranlar oluyor hı hı. E, ama en en çok karşılaştığımız omurga hastalıkları, evet. omurga rahatsızlıklarından çok geliyor. Bir de kaygı bozukluğu, panik atak. Hı hı. E, i̇kisi de maalesef günümüzün hastalığı. E, omurga e, bizim enerji hattımız aslında, evet. vücudumuzun enerji hattıdır e, ve bütün çakralarımız omurga üzerinde yerleşmiş. E, hayatın yükünü de omurgamız üzerinde çekiyoruz. Geleceğin ve geçmişin bütün sıkıntılarını, kaygılarını da e, yaşadığımız zaman işte bu e, çakralarımız üzerinde oluşturduğumuz blokajlar da sıkışıklıklara neden oluyor. Evet. O yüzden çok fazla omurga hastalıklarıyla karşılaşıyoruz. E, bir de panik atak, kaygı bozukluğu maalesef e, gelecek endişesinden dolayı günümüzün hastalığı. Maalesef. Ee, ama güzel e, dönüşümler elde ediyoruz. Bu biyoenerji uygulaması e, nasıl oluyor? Bize bilmeyen, ben biliyorum ama Hı -hı. bilmeyenler için ve belirli bir yaş e, skalası var mıdır yoksa e, her yaşa uygulanır mı? Ya da e, sağlıklı insana ya da hasta insana e, uygulamaları aynı mı, ayrı mı? biraz bilgi evet, verebilirsiniz. Tabii. Biyoenerji de zaten şey evrenin yaratım enerjisine bağlanarak hani bir e, kanal olarak kendi vücudumuzu işte kanal olarak kullanarak e, karşıdaki insanın vücuduna e, enerji aktarımı yapıyoruz. Onun enerji alanına girerek işte kontrollü bir şekilde enerji aktarımı yapıyoruz. Evet. Biyoenerji uygulayıcısı olmanın da, evet, e, da uygulanan soracağım. kişi olmanın da herhangi bir yaş sınırı yok aslında. Hı -hı. Ama e, 6 yaşın altındaki çocuklarda çok fazla ihtiyaç hissedilmiyor genelde. Hani onlar çünkü e, çok fazla blokaja maruz kalmış durumda değiller. Daha kendileri açık durumdalar evet. çünkü. Ee, uygulanabilir mi? Tabii ki uygulanabilir, yapılabilir. Çünkü tamamen zararsız bir uygulamadır biyoenerji başka herkes e, biyoenerji uzmanı olabilir mi mesela? Tabii ki olabilir. Tabii ki. Ne gereklidir bunun için? Bunun bir e, özellikle şu e, şuna sahip olmalı ya da şuna sahip olmamalı diye bir kıstasları var mıdır? Bir kere biyoenerji uygulayıcısı olmak için herhangi bir şey e, kural yoktur. Herkes yapabilir. Fakat bunu yapmaya hazır olmak, kendini buna hazır hissetmek ve e, gerçekten hani yapmayı istiyor musun? Onunla alakalı e, bir çözüm getirmek lazım. E, onun dışında isteyen, gönülden isteyen herkes yapabilir. Nasıl oluyor uygulama? Ba, uygulamada e, yani kişi dokunuluyor mu? Dokun, Yok dokunmadan yapıyoruz hı hı. zaten. Hani e, vücuttan şu enerji alan içerisine girerek e, temas etmeden evet. e, bir 5-10 santimlik mesafeden uygulayabiliyoruz. Hatta uzaktan da uzaktan yapabiliyoruz. Da değil mi? Benim online çalıştığım e, danışanlarım çok fazla mesela. Ülke hı hı. dışında bile çalışma yapabiliyorsun. Tamamen aynı etkiyi gösterir zaten. Hiçbir fark etmez. E, bazen şey istiyorlar insanlar. Hani böyle temas etmenin şeyini görmek istiyorlar. Etkisini hı hı. görmek istiyorlar. O da onların psikolojik olarak e, hissetmek istedikleri şey aslında. Çok dokunmanın hiçbir şeyi yoktur. Hı hı. E, farklı etkisi yoktur. E, bazen dokunarak hani böyle ufak dokunuşlarla, küçük dokunuşlarla yapabiliyorsun. O belli bir sınırı yok yani. Peki e, seans e, süresi ne kadar oluyor? Uygulama süresi? Seans süresi e, en az 15 dakikadan başlıyoruz. Uygulayacağımız hı hı. E, şeye göre hani bölgeye, bölgeye göre. göre, bölgesel yapacaksak ya da tüm vücut, beden ruh çalışacaksak değişiyor süreleri. Peki bunun belirli bir seans aralığı var mıdır? En az şu kadar seans olmalı diye yoksa isteğe bağlı mıdır? O isteğe bağlı. Ee, ama genelde şey hani ciddi rahatsızlıklarda özellikle 10 seansa kadar en az 10 seansa kadar bir yapıyoruz. Hani ben e, genelde bir e, gün aşırı uygulamayı tercih Hı -hı. ediyorum. Bir gün yapıyoruz sindireceğimiz bir gün bırakıyoruz. Çünkü hı hı. kişi de kendini bir dinlenip dinleyip kendini bir e, süzgeçten geçiriyor, bakıyor. Sonra ikinci seans derken, hani mümkünse karşıdakinin e, talebi doğrultusunda bir engel yoksa en az bir 10 seans yapıyoruz. Daha sonrasında bir bekleme süresi. E, ne kadar değişiklik oldu? Ne oldu? Hani ne ne kadarını alabildi? Çünkü bu da şeydir. Hani e, nasıl biz tedavi ilaç tedavilerinde her insanın vücudu farklı e, cevap veriyorsa evet. bunda da öyledir. Bazısı tek seansta tamamen dönüşüm sağlayabiliyor. Çok etkili olabiliyor. Bazısı biraz daha kapalı oluyor ve biraz daha zor yavaş yavaş açılabiliyor. Hı -hı. Onun için hani bekleyerek, biraz kontrol ederek devam ediyoruz. Peki efendim, e, işinizin en keyifli yönleri nelerdir diye bir soru yöneltmiş izleyicimiz. Evet, işimin en keyifli yönü ee, güzel sonuçlar al alıyor olmak. Hani böyle e, bazen insanlarda gerçekten o kadar çok çaresizlik, o kadar çok e, böyle hani e, acı içinde olan insanlar geliyor ki evet. e, onların sorununa çözüm bulabilmek, e, yüzlerindeki küçük bir tebessümü görmek, hayır dualarını almak o kadar güzel ki çok keyifli. Yani. Birçok şeyim var böyle, danışanım var mesela. Otizmli bir çocukta çok güzel dönüşler e, elde ettik. Benim için alabileceğim en büyük ödüllerden birisiydi herhalde. İşte bir tane bayan vardı böyle e, omurgasında daralması olan ve e, yürüyemiyordu tamamen. Hareket kısıtlılığı olan bir bayandı. Onun bazı problemlerden dolayı ameliyat falan da olamıyordu. Şimdi gayet iyi, yürüyebiliyor, hareket edebiliyor. Sürekli arıyor beni. İşte ne bu söyleyeyim böyle yürüyüşe çıktım, şunu yaptım, bunu yaptım. O kadar mutluyum ki falan. Bunları duymak, görmek, yani dünyanın en büyük ödülü. Aslında ne kadar güzel, değil mi? Ee, bir şey yaradığını bilmek yaptığınız işin evet. e, geri dönüşümleri bu şekilde yansıması çok güzel bir duygu, değil mi? Mutlu evet, ediyor mu sizi evet. de? Tabii ki, çok mutlu ediyor, çok. O kadar güzel ki, yani şey. Ee, insanlara bir de zarar verebilecek herhangi bir yan etkisi yok zaten. Evet. Hiçbir şekilde yan etkisi Hı -hı. yok. Ya tedavi olacak ya da işte e, tekamülünde varsa bir süre bekleyecek belki. E, ama yan etki olarak zarar verebilecek hiçbir şey yok. Ne kadar güzel. Hı -hı. Peki efendim e, programımızın ismiyle de aslında Müsemma sizce başarı nedir? Başarının yolu nedir? Diye bir soru sorsak size. Nasıl cevaplarsınız? Tabii ki. Başarı yapmak istediğin şeyi yapabilmektir bence. Yani hani matematik konusunda çok başarılı olabilirim ya da başka bir konuda çok başarılı olabilirim değil de hayallerindeki yapmak istediğin şeyi sonuna kadar yapabilmektir. İstediğin şeyleri yerine getirebilmektir bence. Başarının yolu da hayallerinin peşinden cesurca gidebilmek. Harika, çok doğru. E, programımızın sonuna geldik. E, i̇zleyenlerimize iletmek istediğiniz, vermek istediğiniz mesajınız var mıdır? Tabii ki. Evren o kadar büyük bir enerji ki, gerçekten e, çok büyük bir enerji ve bize çok güzel e, şeyler sunabilecek kadar güçlü e, e, akım. Biz e, ne istersek, ne verirsek onu alırız. Ne istersek onu alırız. Onun için mümkün olduğunca pozitif yaklaşıp pozitif enerjiyle, pozitif şeyler isteyerek kendimize çekmeliyiz. Farkındalığımızın farkına varmalıyız. Ne güzel söylediniz. Hmm. Gerçekten farkındalığımızın farkına evet, varmalıyız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çal Ayağınıza ederim. sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, ben var olun. Ederim, sağ olun. Efendim, Nurdan Hanım'la biyoenerjiyi konuştuk. Programımızın sonuna geldik. Bir dahaki sefere kadar mutlu kalın hoşça kalın efendim görüşmek dileğiyle